Merhaba arkadaşlar. Sırada 2013 KPSS lisans Türkçe sorularının analizi var. Hemen ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Bu parçada geçen metnin altını kazma sözüyle metne yönelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metnin altını kazma. Bazıları hikaye kahramanını Yazarın kendisi sanır. Edebiyat içi oyunları, metinler arası göndermeleri, yazarın kurduğu alt metin ilişkilerini görmez. Oysa iyi bir okurun gözü metnin altını kazar. Diğerlerinin bakışları ise satırlar üzerinden kendi ezberlerinin boşluğunu akıp gider. Dikkatli okuyucu, arka planda ne var, yazar ne demek istemiş gibi örtülü anlamları bulmaya çalışan demek değil midir? Tam olarak da budur aslında. Başka metinlerle karşılaştırma değil. Yazılanların gerçekliğini araştırmak hiç değil. Bu yakın. Bu yakın ama asıl anlatmak istenen bu değil. Ön yargılardan sıyrılarak okuma değil, kusurlu yönleri ortaya koyma değil. Bir nebze olsa belki bu şıkları çıkarabilirsiniz ama şuna dikkat edin. Sileyim daha rahat göreseniz diye. Kalemin de rengini değiştireyim, kalınlaştırayım. Bazıları hikaye kahramanını yazarın kendisi sanır. Edebiyat içi oyunları, metinler arası göndermeleri, süre dikkat edin, yazarın kurduğu alt metin ilişkilerini görmez. Yani e, edebiyat içi oyun, metinler arası gönderme, yazarın kurduğu alt metin ilişkileri bunların hepsi örtülü anlamları bulmaya çalışan okurun olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu yüzden cevabımız Adana arkadaşlar. İkinci soru. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Hemen her anne babanın çocuk kanallarını yer yer bebek bakıcısı gibi. Nokta nokta göz önüne aldığımızda çocukları televizyon izleme nokta nokta uzaklaştırmanın zorluğu daha iyi anlaşılır. Demek ki Onlara televizyon izletirmeyi seven bir anne baba daha sonra bunun zorluğundan bahsedilmeye çalışılmıştır. Hemen her anne baba çocuk kanallarını yer yer bebek bakıcısı gibi benimsediği, düşündüğü, bulduğu, kullandığı, önemsediği sanki hepsi uygun gibi göz önüne aldığımızda çocukları televizyon izleme neyinden tabii ki de alışkanlığından uzaklaştırmanın zorluğunu daha iyi anlaşılır. Zorluğu daha iyi anlaşılır. Yani birbirine uygun olması da gerekiyor. Parçaların, şu verilen boşlukların birbirine uygun olması da gerekiyor. Mesela uzaklaştırmanın, neyden uzaklaştırmanın? Bu izleme alışkanlığından uzaklaştırmanın. Kullandığı, bebek bakıcısı gibi kullandığı göz önüne aldığımızda çocukları televizyon izleme alışkanlığından uzaklaştırmanın zorluğu daha iyi anlaşılacaktır. Üçüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur? Bakalım. Ayrıca başa gelemez. Çünkü ayrıca ayrıca diye başlayamaz. Ayrıca ne demek ki bir şey olması gerekiyor? Bu durum, hangi durum? Gelemez. Çünkü gelemez. Kendisinden önce bir şey olması gerekiyor. Ancak gelemez. Demek ki başa ne gelecek? 2. Bu bir taktik. Buna dikkat edin. Sinema bir reklam ortamı olarak bir reklam ortamı olarak televizyonla benzeşmektedir Reklamla alakalı bir şey. Devamı 5 olmak zorunda niye? Ancak sinemada yayınlanan reklamlar izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır. 5. cümle geliyor buraya. Devamında 4 gelecek. Niye? Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev ekranlar, gelişmiş ses sonamları izleyiciler üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır. Bir daha baştan alıyorum. Burası bizim birinci cümlemiz. Sinema reklam ortamı olarak televizyonda benzer. Ancak sinemada yayınlanan reklamlar izleyicilerin ilgisini çekmede televizyondan daha başarılıdır. Sinemadaki reklamlar daha fazla ilgi çekiyor. Bura 2. Neden daha fazla ilgi çekiyor? Çünkü sinema salonlarının sahip olduğu dev ekranlar, gelişmiş ses salonları izleyiciler üzerinde reklamları e, oldukça etkili kılmaktadır. 4. Ayrıca sinema salonunda bulunan kişilerin reklam başlayınca televizyonda olduğu gibi kanal değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi şansları bulunmamaktadır. 1. Bu durum izleyicilerin beyaz perdedeki reklamları başından sonuna değin izlemesini zorunlu kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükseltmektedir. Üçüncü cümlemiz ise bizim son cümlemiz olacaktır. Dikkat edin arkadaşlar çünkü bu durum ayrıca ancak gibi ifadeler başa gelebilecek ifadeler değildir. Dördüncü cümle. Yukarıdaki numaralamış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekmekte? Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile özel bir renge büründürdükleri için için demek ki kendisinden önce ikiyi değiştiremeyiz. Bakalım bir önce sözcükleri ustalıkla kullanmaya kullanma yeteneğiyle ün salmış arkadaşlarımız olmuştur. Bir genel bir ifadedir. Bunun yerini değiştiremeyiz. Demek ki A ve B şıkkını eleyebiliriz. Şurayı silelim. Biraz kalemimizi de inceltelim. Rahatsız etmesin sizleri. Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile özel bir renge büründürebildikleri için onların e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifle okuruz. İki de herhangi bir sıkıntı yok çünkü iki ile bir arasında bir bağlantı var. Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün sanmış arkadaşlarımız olmuştur. Çocukları ustalıkla kullanmış. Bu da onun devamı. İki ile atabiliriz. Bakalım. Örneğin ünlü Çek yazar Franz Kafka gündüzleri sigorta memnun olarak çalışan biriymiş. Burada bir kopukluk var. Bir gitti. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz. Örneğin ünlü Çek yazar Franz Kafka gündüzleri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş. Onun arkadaşları da içerdiği ince mizah ve zarif üslubu nedeniyle yazdığı rapor ve tutanakları sabırsızlıkla beklermiş. Dikkat ederseniz 3 ile 4'ün yerinin değişmesi gerekmektedir. Çünkü ortada bir kopukluk olmakta. Yani konudan konuya atlamış gibi oluyor. Üçle yerin, dördün yeri değişmediği takdirde. Biraz daha detaylı bakalım bu soruya. Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün salmış arkadaşlarımız vardır. Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile özel renge büründürdükleri için onların e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifle okuruz. Her gün aramızda bunu üç yapacağız. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirmeyiz. Örneğin çünkü bunu açıklamakta. Çek yazar Kafka günüzleri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş. Demek ki 3 ile 4'ü de değiştireceğiz arkadaşlar. Beşinci soru. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Venüs ve Dünya güneş sisteminde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir. Venüs ve Dünya Güneş sisteminde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir. Demek ki ben şunu söyleyebilirim. Birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır. Güneş sisteminde Venüs ve Dünya'dan başka gezegen incelenmemiştir. Bilmiyorum ki. Venüs Dünya'ya yakın mesafede olan gezegenlerden biri bilmiyorum. Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır. Ben bunu kesinlikle çıkarabilirim. Güneş sisteminde birbirine benzeyen en benzeyen iki gezegendir en çok. Demek ki başkaları da benziyor. Birbirine en çok benzeyen gezegenler güneş sisteminde bulunur. Bunu söylememiş. Dünyaya Venüs kadar benzeyen gezegenler güneş sisteminin dışındadır. Bunların hiçbirini söyleyemeyiz ama C şıkkına çok rahat ulaşabiliriz. Altıncı soru. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Tam tahıl ürünü tüketen bireylerin kalp damar sorunları yaşama riskinin tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere göre yaklaşık %20 oranda daha az olduğu tespit edilmiştir. Demek ki kalp damar sorunu yaşama ile tahıl üretimi tüketimi arasında bir ilişki var. Bakalım kalp damar sorunu olanların tam tahıllı ürünleri tüketmemesi gerekir. Böyle bir şey çıkaramam ki ben. Tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi diğer besinlere göre daha düşüktür. Diğer besinler hiç kıyaslama yapmamış. Kalp damar sorunu yaşama riski %20 olanlar tahıl oranı düşük ürünler tüketmelidir. Tüketin veya tüketmeyin demiyor adam. Tahıl tüketiminin yarattığı en önemli sorun kalp damar sağlığında görülmektedir. Hayır, belki belki başka gıdalar da bu sağlık sorununu tetiklemekte. Kalp damar rahatsızlıkları tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla ilişkilidir. Miktarı tam tahıl ürünleri tüketen bireylerin kalp damar sorunları yaşama riskinin tahıl miktarı düşük. Demek ki neymiş? Burada bir oransal ifade var, değil mi? kalp damar rahatsızlıkları tüketilen ürünlerdeki tahıl miktarıyla ilişkilidir. Biz tam olarak da bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Yedinci soru. Bu parçada numara cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede sorunun tespiti yapılmıştır. Bakalım. Ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım veya bocalamalar meslek seçimini de olumsuz yönde etkiler. Bir sorunun tespiti. Doğru. Sorun ne? ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım veya bocalamalar meslek seçimine de olumsuz yönde etkiler. Doğru sorunu tespiti vardır. İkinci cümlede soruna ilişkin örneklere yer verilmiştir. Öğretmen olmak isteyen genç başka bir gün futbolcu olmaya karar verebilir veya çoktan beri doktor olmayı hayal ettiği halde aniden vazgeçip mühendisliğe heveslenebilir. Doğru örnekler verilmiş. Üçüncü cümlede sorunun sebepleri kişilerin yaşadığı bu kararsızlık bunalımlı bir dönemde olmalarının yanında bu dönemde meslekleri ve kendilerini tam olarak tanıyamamalarından da kaynaklanabilir. Doğru. Sorunun sebepleri. Dördüncü cümlede sorunun çözüm yolları sıralanmıştır. Bu nedenle anne ve babalar küçük yaştan itibaren çocuklarının ilgi duyduğu, zevk aldığı veya başarılı olduğu alanları belirlemeli. Çocuklarını bu alanlara yönlendirmeli. Doğru çözüm vardır. Bunların hepsi doğru. Beşinci cümlede soruna ilişkin bir ayrıntı dile getirilmiştir. Güçlü ve zayıf yönleri bilinerek yetiştirilen gençler yeteneklerine göre meslek seçimi yapabilecek ve daha mutlu olabilecekler. Soruna ilişkin bir ayrıntı yok. Niye diyecekseniz 5. cümle artık bunun bir devamı niteliğinde. Güçlü ve zayıf yönleri bilinerek yetiştirilen gençler yeteneklerine göre meslek seçimi yapabilecek ve daha mutlu olabilecek. Ama soruna ilişkin bir ayrıntı yok ki burada. Burada bir çözüm var değil mi? Soruna ilişkin bir ayrıntı yok. Çözüme ilişkin bir ayrıntı vardır. Çözüme ilişkin ayrıntı vardır. Buna dikkat ediniz. Cevabımız Denizli. 8. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Akıllı kartın kimlik kartı olarak kullanıldığı ilk ülkelerden biri Malezya'dır. 1980'li yıllarda bu tür kartların ilk denemeleri ülkedeki haberleşme alanında yapılmıştır. Devam etmekte. 1, iki bağlantılı. Elde edilen başarının ardından diğer ülkelerde bu konuda çalışmalara başlandı. Ardından dediği için ikinci cümleyle bağlantılı hep peş peşe gitmekte. İtalya, Almanya, Portekiz gibi ülkelerde elektronik kimlik uygulamasına geçme başarıyla sonuçlanmıştır. Niye elde edilen başarının ardından diğer ülkelerde de bu konuda çalışmalar yapılmıştır? Zaten 4'te 3'ün örneklendirilmesidir. Ulaşılan yüksek güvenlikle kredi kartı hırsızlıklarına son verilecek ve kişilerin banka hesaplarının korunması sağlanacaktır. Yakın bir gelecekte Türkiye'de de nüfus cüzdanlarına yine bu kartlar kullanılmaya başlanacaktır. 6. cümle 6. cümle 4 bağlantılı ama 5'te bağla farklı bir konu işlenmiş. Düşünce akışını bozan bir ifade var. Burada hep akıllı kimlik kartlarıyla ilgili bir şey var. Ulaşılan yüksek güvenlikle kredi kartı hırsızlıkları. Hiçbir yerde bu hırsızlıklara ilişkin bir bilgi yoktur. O yüzden 5 bu ifadeyi bozmakta, cümleyi bozmakta. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünsüz yumuşaması. Ben geldim geneli aşmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum. Anlamıyorum ifadesine bakalım burada. Kelimenin kökü anla. Anlamma bu. Olumsuzluk ekidir. Anlamma yor. Ne oldu? Yor eki. A-E geniş ünlüsünü daraltarak neye dönüştürdü? U veya Ü'ye. Veya neye dönüştürebilir? I veya İ'ye. Şimdi ne oldu burada demek ki? Anlamıyorum. Yani burada bir ünlü daralması var. Ünlü düşmesi, yumuşama, düşme, türeme bunların hiçbiri yoktur. 10. soru. Bu cümlelerin öğelerinin dizilişi hangisiyle özdeştir? Bakalım. Eski otel odalarındaki otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu. Yüklem nerede? Eski otel odalarındaki not defterlerinde. Nerede? Bu bizim dolaylı tümlecimiz. Ne bulunabiliyordu? En içten sırları açığa çıkaran düşünceler. Bu da bizim öznemiz. Demek ki ne var burada arkadaşlar? Dolaylı tümleç özne ve yüklem. Bakalım hangisinde var? Biz direkt cevaba odaklanalım. O çardakla barakanın yanında içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı. Vardı yüklem. Nerede? O çardakla barakanın yanında. Dolaylı tümleş ne vardı? İçinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin kuyu. Hepsi söz öbeğinden oluştuğu için ayıramıyoruz. Burası da bizim öznemiz. Bir diğer şıklara bakalım eleyebiliyor muyuz? Cevabımız Bursa. E'ye bakalım. Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabayla ilerlerken farlarımız önümüzdeki çayırı olduğu gibi aydınlatıyordu. Aydınlatıyordu yüklem. Ne aydınlatıyordu? Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabayla ilerlerken farlarımız buraya kadar bunu ayıralım. Önümüzdeki çayırı olduğu gibi ayırıyordu. Neyi ayırıyordu? Önümüzdeki çayrı. Mesela i̇şte burada neyi sorusu var? Bu belirtili nesne. Dikkat ederseniz verilen şu örnekte nesne yok. Biz bunu bulamadık. O yüzden bunu eleyebilirsiniz. Sobalarda yakılan odun kokusu insana sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu hissettirirdi. Ne hissettirirdi? Sobalarda yakılan odun kokusu. Özne. Diziliş farklı. Başta dolaylı tüneş vardı. Huzur içinde yaşamaktayım. Yaşamaktayım kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni moda sitelerinin birine. Sessiz sakin huzur içinde yaşamaktayım. Kim? Ben. Gizli özne bunu da eledik. Babam bu 3 katlı daireleri 80 metrekarelik küçük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953 yılıydı. Babam 3 katlı <laughs> bu üç katlı daireleri 80 metrekareli küçük apartmanı yaptırmaya başladığında ne zaman işte dığında burada da zarf tümleci var bunu da eleyebiliriz demek ki cevabımız Bursa. 11. soru bu parçada altı çizili sözcüklerin yapısıyla ilgili olarak hangisi söylenemez yapısı yapısı dediği zaman basit türemiş ve bileşik olup olmadığına bakacağız yapısı ekine köküne de bakabiliriz. Birinci sözcük sıfat fiil eki almıştır. An en. Çok rahat doğru. İkinci sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Bakalım araştırma çocukların yeni besinlerle tanışmayı reddetmesinde. Kelimenin kökü tanı, tanış, tanışma, tanışmayı. Tanı bizim fil kökümüz. Tanış, filden fil yapım ekimiz. Ma burada olumsuzluk değil. İsim fildir. İsim fiiller de bizim Filden isim yapım eklerimizdir. Buraya kadar olanların hepsi yapım eki. I bizim burada çekim ekimizdir. Bakalım isim tamamlaması mı? Çocukların yeni besinlerle tanışmayı reddetmesin de. Bu da bizim burada iyilik ekimizdir. Yani hem çekim hem yapım eki var. Ses türemesi olmuştur. Reddetmesi doğru reddetmesi. Burada D türemiş. Doğru bir bilgi. İsimden fil yapma eki almıştır dördüncü sözcük. Bakalım. Şuraya yazıyorum. Kelimenin kökü kal. Bizim fil kökümüzdür. Kalıt. Filden isim yapım eki. Kalıt. Sal ise isimden isim yapım eki. Dördüncü sözcük. Demek ki yanlış şıkkımız neymiş? Denizliymiş değil mi arkadaşlar? Filden isim var. isimden isim var. Ama isimden fil yoktur. Beşinci sözcük bileşiktir. Ortaya koymak bir deyimdir. Deyimler de bileşik sözcük grubuna girer. Bileşik fildir. Ortaya koymak bileşik bir fildir. Doğru. Yanlış gördüm ben. Bu da bizim bileşik fiildir. Ayıramayız. Ortaya koymak. Ama D şıkkımız hatalı. Cevabımız denizli. 12. soru aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması bir isim tamlaması bir sıfat fil grubunun içinde yer almamıştır. Bakalım. Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekleri koparıp ayaklarımın altından geçen suya atıyor dalgın dalgın düşünüyorum. Silelim aslında ben daha rahat bakayım siz de daha rahat göresiniz. Nerede? Burada A şıkkında taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekler. Şimdi burasında bizim hem isim tamlamamız var hem de içerisinde sıfat fil grubu var. Taşların kovukları isim tamlaması. Şuraya yazayım ben. Daha detaylı çözelim soruyu. Taşların kovukları tamlayan tamlanan bu bizim belirtili isim tamlamamız. Taşların kovuklarında kovuklarında bitmiş sarı çiçekler. Hangi çiçekler? Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekler. Miş de burada bizim sıfat filimizdir arkadaşlar. Dikkat ederseniz sıfat fil grubu diyeceğiz biz buna. Sıfat fil grubunun içerisinde aynı zamanda bir belirtili isim tamlaması vardır. Ve bu bir kelime grubu olduğu için ayrılmaz. Burada var. B'ye bakalım. Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar. Hangi ihtiyar? Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar. Şimdi an en bizim burada sıfat fiilimizdir. Kocaman bir ekin yığınının yanında. Ekin yığınının yanında şöyle yazayım. Ekin yığınının yanında bu da bizim zincirleme isim tamlamamızdır. Aynı şekilde bununla beraber bu da böyle geçerli. Sıfat fil grubunun içerisinde isim tamlaması var zincirleme. Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar. Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar. Şimdi burada zarf fil var. Burada da zarf fil var. Arayanlar burada an en sıfat fiili var. Arayanlar aynı zamanda bu bir adlaşmış sıfat bir grubudur. Kilo vermenin yolunu. Şöyle yazayım isim tamlamasını. Kilo vermenin yolu. Bu da bizim zincirleme isim tamlamamızdır. Burada da var. Sabah odaya girdiğimde yatağın yanına düşmüş bir kağıt parçası. Yatağın yanına düşmüş bir kağıt parçası. Düşmüş. Bizim burada sıfat fiilimizdir. Kağıt parçası da belirtisiz isim tamlamasıdır. E seçeneğinde herhangi bir e, isim tamlaması bir sıfat fiil grubunun içerisinde yer almamıştır. Bir çengelli iğne iyileştirilmiş kırmızı yün atkıyı çıkardı askıya asıp içeri girdi. Burada yoktur ve cevabımız Edirne. 13. soru hangisinde sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. Başlangıçta Ta burada hal ekidir. Aynı zamanda sertleşme kuralına da uyulmuştur. Doğru. Bir doğru. Sonra bir çalılığı doğru yazılmış. Yumuşama var. Arka plan doğrudur. Ayrı yazılır. Birkaç saniyeliğine yanlış yazılmış. Neden? Çünkü unutmayın arkadaşlar. Bu birkaç birçok, birkaçı bunlar bitişik yazılır. Bir şeye şey her zaman ayrı. Cevabımız denizli bitişik yazılmak zorundadır. 14. soru hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? Bakalım demir kapıdan içeri girdik. Ağaçlarla çevrili apartmanın girişine küçük beyaz perdeli bir dükkana yaklaştık. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmış noktalı virgül kullanım doğru. Dışarıdan bir resim atölyesi. Virgül, üstelik Türk sanatının en eski ustalarından birinin atölyesi gibi görünmüyordu. Kelime grubunu ayırmış burada virgül kullanım doğru. Acaba doğru yere mi geldik diye düşündük. Soru ifadesi burada doğru kullanılmış mı sizce? Yanlış kullanılmış. Niye? Acaba doğru yere mi geldik diye düşündük. Burada soru anlamı soru anlamı yoktur. İçeri girince mütevazi, virgül, sevimli virgül dört bir yanı rengarenk tablolarla çevrilmiş bir atölye. Kelime peş peşe gelen kelimeleri ayrıldı, ayırdı, sıfatları ayırdı. Doğru. Duvarda asılı Afrika maskı ilk dikkatimizi çeken görüntü oldu. Bu da özneyi ayırmış kullanım. Doğru. Ama burada herhangi bir soru beklemek gayesi yok. Acaba doğru yere mi geldik diye düşündük. Şöyle dese acaba doğru yere mi geldik? Burada bir soru ifadesi olabilir ama verilen ifadede herhangi bir soru ifadesi yoktur. O yüzden cevap Ceyhan. 15. soru. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde verilmiştir? Okyanusların dibi çok soğuk ve karanlık olduğundan canlıların yaşamı için uygun değildir. Ancak okyanusların tabanındaki bazı yerlerde sıcak su bacaları bulunur. Büyük okyanusta 2400 metre derinlikte yapılan ölçümler su bacalarının çıkış noktasında sıcaklığın 382 vayanasını dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Çıkış noktasından uzaklaştıkça sıcaklığın canlı yaşamına elverişli hale geldiği biliniyor. Sıcak su bacaları yararlı kimyasal maddelerin salınmasını sağlayarak bazı canlı türleri için eşsiz bir yaşam alanı oluşturuyor. Nitekim son yıllarda yapılan araştırmalar sıcak su bacalarının bulunduğu bölgelerde çok sayıda yeni canlı türünün var olduğunu gösteriyor. Şimdi gidelim. Ne diyor burada? Okyanusların dibi sıcak su, canlılar için elverişli. Sıcak su bacalarındaki sıcaklık düzeyi. Tamam sıcaklık düzeyinden bahsedilmiş. 382 derece. Ama en doğru biçim bu değil. Okyanuslardaki özel yaşam alanları. Özel yaşam alanı ama hangisi? Asıl burada biz zaten özel yaşamın üzerinden durmuş sıcak su alanları. Bu da değil. Sıcak su bacalarının ekosisteme etkisi bence bu. Okyanuslarda yeni canlıların keşfi. Yeni canlıların yaşadığı bir yer var ama asıl bu bence olmamalı. Sıcaklığın canlıların yaşam koşullarına etkisi. Bu da değil. Buna da değinilmiş ama tam olarak yine bu değil. Sıcak su bacalarının ekosisteme etkisi ne diyor? yapılan araştırmalar sıcak su bacalarının bulunduğu bölgelerde çok sayıca yeni canlı türünün yani ekosistem değil mi genel adıyla ekosisteme etkisi E'ye aklınız gidebilir sıcaklığın canlıların yaşam koşullarına etkisi sıcaklık değil sıcak su bacaları olması gerekiyor sıcak su bacalarının canlıların yaşam koşullarına etkisi deseydi o zaman gerçekten cevabımız Edirne olacaktı ama bu kez cevabımız Ceyhan 16. soru. Bu parçada sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yazarın bu eseri daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor bence. Soluk soluğa yazılmış gibi özlü hatta şifreli bir mektup. Bir ders kitabı kadar net, bir günlük kadar gizemli. Bakalım. Çok kısa sürede ve kolaylıkla yazıldığına bunu söyleyemezsiniz. Günlük dilden uzak ağır bildir. Bu da söylenemez. Konularında tekrara düşüldü, değil. Yazarın diğer eserlerine kaynaklık ettiği tam da bu bir sonraki eserlerin çekirdeğini oluşturuyor bence yani kaynaklık ediyor. Bu yüzden cevabımız Denizli. 17. soru arkadaşlar. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Teknoloji kullanımı kitap okumadaki gibi bir soyut düşünmeyi gerektirmektedir. Günümüzdeki edebi metinler eskiye göre daha yüzeyseldir görsel kültürün oluşturduğu düşünme biçimi yazarları da etkilemektedir. Teknolojinin etkisiyle daha önce yazılmış eserlerin anlaşılması zorlaşmaktadır. Edebi eserlerin değişiminde kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır. Bakalım televizyon ve internetin edebiyatı da şekillendirdiği yatsınamaz yani inkar edilemez bir gerçek. Teknolojinin sunduğu görsellik kitlelerin düşünme biçimlerini doğrudan etkiliyor. Çünkü üretilen metinler de kısa, basit içerikli ve somut biçimde sunuluyor. Anlatılan her şeyi renk, biçim ve boyutlarıyla karşısında bulmaya alışan insanlara kitap sayfaları arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor. Bu dönüşüm sadece okurlarda değil yazarlarda da görülüyor. Huzuru yalnızlığı tutunamayanları anlayacak okuyucuyu bulmak kadar Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Oğuz Atay gibi yazarları bulmakta zorlaşıyor artık. Şimdi sırasıyla parçaya bakalım. Televizyon ve internetin edebiyatı da şekillendirdiği yatsınamaz bir gerçek. gerçek. Buradan en şıkkına ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Edebi eserlerin değişiminde yani edebiyatın değişiminde kitle eğitim araçları önemli bir rol oynamaktadır yatsınamaz bir gerçek. Teknolojinin sunduğu görsellik kitlelerin düşünme biçimlerini doğrudan etkiliyor çünkü buradan da Şuraya kadar üretilen metinler de kısa, basit içerikli ve somut biçimde sunuluyor. Buradan da biz B seçeneğine ulaşabiliriz. E'yi bulmuştuk. Günümüzdeki edebi metinler eskiye göre daha yüzeyseldir. Üretilen metinler de kısa, basit içerikli ve somut biçimde sunuluyor. Eskiye nazaran B seçeneğine buradan ulaşabiliriz. Devam edelim. Anlatılan her şeye renk, biçim ve soyutla, boyutlarıyla karşısında bulmaya alışan insanlara kitap sayfaları arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor bu kısım bize D seçeneğini verebilir. Teknolojinin etkisiyle daha önce yazılmış eserlerin anlaşılması zorlaşmaktadır. Niye? Çünkü artık bu insanlar bu eserler arasında soyut yolculuklar yapamaz hale gelmişlerdir. C şıkkına ise buradan ulaşabiliriz. Ne diyordu? Artık Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Peyami Safala, Safalar, Oğuz Ataylar artık yetişmiyor. Yani şuradan görsel kültürün oluşturduğu düşünme biçimi yazarları da etkilemektedir. Doğru, teknoloji kullanımı kitap okumadaki gibi bir soyut düşünmeyi gerekmektedir. Böyle bir bilgi kesinlikle yok. Kitap okumada soyut düşünmeye ihtiyaç vardır ama teknoloji kullanımında soyut düşünmeye ihtiyaç olup olmadığına dair bir bilgi parçada verilmemiştir. Yoktur zaten. 18. soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öznel yargı vardır, konuşma havası içindedir, devrik cümle vardır, deyim ikileme vardır, tanık göstermeye başvurulmuştur bakalım. Türk sinemasının en büyük isimlerinden olan sanatçı, sinema alanında 50 yıldır ayakta durabilmeyi nostalji kavramıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayışına geçmişte olan her şeyi kafasından silip atma eğilimine ve hep geleceğe dönük yaşamayı seçmesine bağlıyor. Burada öznel yargılar gördüğünüz üzere vardır. Kişisellik vardır. Türk sinemasının en büyük isimlerinden. Bu bir öznelliktir. Bunu bulduk. Konuşma havası içerisindedir. Sohbet havası içerisindedir. Karşısındakiyle sohbet etme eğilimi vardır. Ama yine de geçmişe bakmaktan hatırladıklarını bizlerle ara ara paylaşmaktan ara ara dediği için burada ikileme vardır kendisini alamamakta bir deyimdir aynı zamanda. İyi ki de öyle yapıyor. Ucundan bal damlayan kalemiyle hayatına yön veren insanları sinemacı olarak yaşadıklarını anlatıyor. Tatlı tatlı burası da bizim devrik cümlelerimizdir. Dikkat ederseniz bu konuyu anlatırken, bu şahıstan bahsederken herhangi bir tanık gösterme tanıktan bahsetmiyor, tanık göstermeden yararlanmıyor. Bu yüzden cevabımız Edirne. 19 ile 20. soruları bu paragrafa göre çözeceğiz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Unutkanlık türlerinin nedenlerine, yaşam koşullarının unutkanlık üzerindeki etkisine, hangi durumlarda unutkanlığın bir hastalık olarak kabul edildiğine, gençlerin ruhsal durumlarının unutkanlıkta belirleyici olduğuna, yaşlı insanlarda unutkanlığı etkile, tetikleyen etkenlere bakalım hangisine yer verilmemiştir? Her insan için bir ölçüde doğal karşılanabilecek unutkanlık sürekli tekrarlanıyor ve günlük yaşamı belirgin bir biçimde etkiliyorsa hastalık haline gelmiştir demek ki. Şimdi biz C şıkkına buradan ulaşabiliriz. C şıkkında ne diyordu? Hangi durumlarda unutkanlığın bir hastalık olarak kabul edildiğine? Şöyle bakalım hemen her insan için bir ölçüde doğal karşılanabilecek unutkanlık sürekli tekrarlanıyor ve günlük yaşamı belirgin bir biçimde etkiliyorsa hastalık haline gelmiştir. Demek ki buradan biz C şıkkına ulaşabiliriz. Yaş ilerledik de daha çok görülen unutkanlık hastalığı genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Erken yaşlardaki unutkanlıkların temelinde ise çoğunlukla psikolojik sorunlar yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri Guat hastalığı veya beyin tümörleri gibi nedenler de unutkanlığa sebep olabilmektedir. Buradan da Üçüncü parçadan da biz D seçeneğine ulaşabiliriz. Erken yaşlardan kalsın yani gençler. Gençlerin ruhsal durumlarının unutkanlıkta belirleyici olduğuna ruhsal durumlarının yani psikolojik özelliklerinin bakalım hemen erken yaşlardaki unutkanlıkların temelinde ise çoğunlukla psikolojik sorunlar yani ruhsal problemler yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri guatr hastalığı veya beyin tümörleri gibi nedenler de unutkanlığa sebep olabilmektedir. Aynı zamanda B buradan biz buradan B şıkkına da ulaşabiliriz. B şıkkında yaşam koşullarının unutkanlık üzerindeki etkisine yaşam koşulları 4'ten de ulaşabiliriz. Özellikle şehir yaşamında uyaranların fazla olmasının tetiklediği unutkanlık iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. D'de ne diyordu? Pardon B seçeneğinde yaşam koşullarının unutkanlık üzerindeki etkisine yaşam standardı, yaşam koşulları, şehir yaşamında uyaranların, uyarıcıların fazla olması da bu hastalığı tetiklemektedir. B seçeneğine de ulaşabiliyoruz. D'de de D'ye de ulaşabiliyoruz. Şunu da aldık. Unutkanlık türlerinin nedenlerine diye bir kısım verilmiş. Unutkanlık türlerinin nedenlerine de son iki parçada yer verilmiş. İlki yeni bilginin ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya orada saklanamaması durumudur. İlki yeni bilginin ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya orada saklanamaması durumudur. Diğeri ise belleğe aktarılan bilginin yanlış veya eksik kodlanmasından dolayı çağrılma aşamasında ortaya çıkan unutkanlıktır. Yani biz buradan A seçeneğine ise 5 ve 6. cümlelerden ulaşabiliriz. Unutkanlık türleri 2 taneydi. Nedenleri verilmiş. Yaşlı, insan, yaşlı insanlarla unutkanlığı tetikleyen nedenlere ise dikkat ederseniz parçada herhangi bir şekilde yer verilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen birinci ve ikinci tür unutkanlığın ortak özelliğidir? Birinci ve ikinci tür unutkanlığın ortak özelliği. Şuraları silelim çünkü şuradan başlıyordu. Özellikle şehir yaşamında uyaranların fazla olmasını tetiklediği unutkanlık iki farklı şekilde ortaya çıkmakta. İlki yeni bilginin ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya orada saklanmaması durumudur. Diğeri ise belleğe aktarılan bilginin yanlış veya eksik kodlanmasından dolayı geri çağrılma aşamasında ortaya çıkan unutkanlıktır. İki tane var. Bir kişinin yeni tanıştığı insanların ismini hatırlayamaması birincisine yıllardır tanıdığı birinin ismini dilinin ucuna geldiği halde bir türlü söyleyememesi ise ikincisine örnektir. Demek ki her iki unutkanlıkta ortak özellik nedir? Bir şeyleri hatırlayamamaktır değil mi? Hatırlayamamadır. Bakalım. E'den başlayalım. Uzun süre kullanılan bilgilerin hatırlanamaması değil. Çünkü birinde kısa süreliydi. Belli bir yaşa kadar ortaya çıkmaması o sadece birindeydi. Yeni bilgilerin önceki bilgilerle ilişkilendirilememesi değil. Bilginin belleğe kaydedilememesi değil. Gerek duyulduğunda bilginin Hatırlanamaması, yani bilgiye ulaşılamaması, bir kişinin yeni tanıştığı insanların ismini hatırlayamaması, birincisine, diğerinde ise yıllardır tanıdığı birinin ismini dilinin ucuna gelmesine rağmen hatırlayamaması, yani ikisinde de bir unutma söz konusudur. Bu yüzden cevabımız Adana arkadaşlar 22, 21 ve 22. Sorularda bu paragrafa göre çözüyoruz. Şuraları bir temizleyelim. Bu parçada anlatılan hastalıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Anlatılan hastalıkla ilgili olarak insanların ruhsal durumlarını etkilediğine, sosyal ilişkilere zarar verdiğine, biyolojik faktörlerin etkisinin bulunduğuna, insanlar tarafından yeterince farkına varılmadığına, hangi durumlarda ortaya çıktığına İnsanların ruhsal durumlarını etkilemiş, sosyal ilişkilere zarar veren, biyolojik faktörlerin etkisinde bulunan, insana tarafından yeterince farkına varılmayan, hangi durumlarda ortaya çıktığına dair bilgiler. Hemen bakalım arkadaşlar. Çok işimiz olduğunda ve zaman darlığı yaşadığımızda başımı kaşıyacak vaktim yok deriz. Genelde söyleriz biz bu cümleleri. Oysa bazı insanlar ne kadar yoğun olurlarsa olsun gün boyunca başını kaşımaktan kendini alamaz. Bir konuya odaklanmaya çalışırken durmadan başını kaşımak, saç derisiyle oynamak, dudaklarını ısırmak, tırnaklarını kemirmek bir alışkanlık haline gelebilir. Bir konuya odaklanmaya çalışırken durmadan başını kaşımak, saç derisiyle oynamak, dudaklarını ısırmak veya tırnaklarını kemirmek bir alışkanlık haline gelebilir. Yani burada anlatılan hastalıktan kastı bazı şeylere sebep vermektedir. Burada mesela biz A şıkkına çok rahat ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Şunları silerim daha net görebilirsiniz. Kalemin rengi de biraz berbat. İnsanların ruhsal durumlarını etkiliyor mu? Doğru. Ruhsal durumlarını etkilediğine dair bilgiler var. Devamında da söylüyor. Genellikle sahibinden başkasına pek zarar vermediğinden dikkate alınmayan bu tür alışkanlıklar tekrar edildiği ve fiziksel psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir. Konuya ilişkin çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte özellikle ikizler üzerine gerçekleştirilen çalışmalar bu hastalıkta kalıtımın %40 oranında etkili olduğunu ortaya koymakta. Sorunun bilinirliğinin artması ve çözüm araçlarının geliştirilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmakta. Bakalım hemen biyolojik faktörlerin etkisi var mı? Doğru. %40'lık bir gen aktarımı varmış. İnsanlar tarafından yeterince farkına varılmadığı doğru. Çünkü çok fazla araştırma yapılmamıştır. Hangi durumlarda ortaya çıktığına dair bilgiler verilmiş. Bakalım hemen hangi durumlarda ortaya çıkar bu tarz hastalıklar. Bir konuya odaklanmaya çalışırken durmadan başını kaşımak, saç derisiyle oynamak, dudaklarını ısırmak, genellikle sahibinden başkasına zarar vermediğinden dikkate alınmayan bu tür arışkanlıklar genelde bize bu soru şıkkın cevabını 3 vermektedir. Bir konuya odaklanmaya çalışırken hangi durumlarda ortaya çıktığına dair bilgi vermekte, e, işle güçle uğraşıldığında sürekli ortaya çıkan bir hastalık olduğu söylenmekte ama dikkat ederseniz sosyal ilişkilere zarar verdiğine dair. Herhangi bir bilgi yoktur. Parçada özellikle ne anlatılmış? Kişiye zarar verdi. Sosyal ilişkilere zarar verdiğine dair bir bilgi yoktur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? O da 4'te vardı. Genellikle sahibinden başkasına pek zarar vermediğinden dikkate alınmayan bu tür alışkanlıklar tekrar edildiği ve fizik tekrar edildiği ve fiziksel psikolojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir. Burada dikkat ederseniz bir neden-sonuç ilişkisi vardır genellikle sahibinden başkasına zarar vermediğinden vermediği için dikkate alınmıyor. Niye dikkate alınmıyor? Çünkü sahibinden başkasına zarar vermediğini düşündürdüğünden bu yüzden cevabımız 4. Burada neden sonuç ilişkisi vardır arkadaşlar? 23. ve 24. soruyu da bu paragraflara göre çözeceğiz. Bu parçaya göre Kaplumbağa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hayvanlar içerisinde özel bir yeri olduğu düşünülmektedir. Hareketi ve yaşayışı mevsimleri nasıl geçeceğinin göstergesidir. Hem toplumsal hem de bireysel değerlerle ilişkilendirilmekte. Fiziksel özelliklerinin astrolojide karşılıkları bulunmakta. Birden fazla alanda simgesel özellikler taşımaktadır. Bakalım hemen arkadaşlar. Türk mitolojisinde kaplumbağanın kubbe şeklini andıran sırtı göğü ve alt kısmı ise yeryüzünü işaret etmektedir. Türk mitolojisinde kaplumbağanın kubbe şeklini andıran sırtı göğü ve alt kısmı ise yeryüzünü işaret etmekte. Simgesel özellikler taşımaktadır. Bunu buradan çıkarabilirim. Bu E şıkkına bizi götürüyor. Simgesel özellikleri vardır. Böylece kaplumbağa bir su üzerinde bulunan yeryüzüyle onun üzerindeki göğü temsil eden bir simge olmuştur. Bu kozmolojik tasarıma göre kutlu bir hayvan sayılan kaplumbağa aynı zamanda astrolojik bir simgedir. Şimdi biz E şıkkına ulaştık. E şıkkında birden fazla alanda simgesel özellik taşımaktadır. Demek de fiziksel özelliklerinin Bakın bu kozmolojik tasarıma göre, kozmolojik tasarıma göre yani kubbe şeklini andıran sırtı, göğü ve alt kısmı tasarıma göre kutlu bir hayvan sağlayan kaplumbağa aynı zamanda astrolojik bir simgedir. Buradan da D seçeneğine ulaşabiliriz. Astrolojide de D şıkkı da şunu söylüyordu. Fiziksel özelliklerinin astrolojide karşılıkları bulunmaktadır. Buna da ulaşabiliriz. Hemen devam edelim. Onun dört ayağının birbirini izleyişi dört mevsiminin ahenkli bir biçimde birbirini takip edişine benzetilir. Dört mevsime benzetilir. Dört mevsime benzetilir. Kabuğun üzerindeki desen kuzey gök yarım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder. Sol gözü güneşi, sağ gözü ise ayı temsil eder. Bütün kabuklu hayvanların reisi sayılan kaplumbağa, kışın hareketsiz kaldığı ve yazın kabuğunu değiştirip kabuğundan dışarı çıktığı için uzun ömrün ve sabrın simgesidir uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün, refahın ve barışın, mutluluğun bir işareti olarak görülebilir. Parçanın bu kısmından da C seçeneğine ulaşabiliriz. C seçeneğinde de şunu demekteydi bize. Hem toplumsal hem de bireysel değerlerle ilişkilendirilebiliyor. Örneğin şu kısımdan bir daha bakalım. C seçeneğini net bir şekilde bulalım. Kabuğun üzerindeki desen Kuzey gök yarım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder. Sol gözü güneşi, sağ gözü ayı. Bütün kabuklu hayvanların reisiz sayılan kaplumbağa kışın hareketsiz kaldığı ve yazın kabuğunu değiştirip kabuğundan dışarı çıktığı için uzun ömrün ve sabrın. Bunlar bireysel. Refah, barış, mutluluk bunlar toplumsal. C seçeneğine de ulaştık. A seçeneğine çok rahat ulaşabiliriz. A'da ne vardı? Hayvanlar içerisinde özel bir yeri olduğu düşünülmekte de. Zaten parçada asıl olarak anlatılması gereken budur. Ama biz B seçeneğine kesinlikle ulaşamıyoruz. B seçeneğinde ne var? hareketi ve yaşayışı mevsimlerin nasıl geçeceğinin göstergesidir. Kesinlikle böyle bir bilgiye yer verilmemiştir. Buna dair bir bilgi yoktur. Dört tane diyor, onu dört ayağının birbirini izleyişi, dört mevsimin ahenkli bir biçimde birbirini takip edişine benzetilir. Dört mevsime benzetilir. Ama hareketleri, işte mevsimlerin soğuk sıcak geçeceğine dair bir bilgi vermemektedir bize. O yüzden cevabımız Bursa. Bu parçada numara aramış cümlelerin hangilerinde kaplumbağanın temsil ettiği soyut kavramlardan söz edilmiştir? Temsil ettiği soyut kavramlardan söz edilmiştir. Bakalım. Direkt sondan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü orada verilmişti. Uzun ömürün oluşu, sabır, refah, barış, mutluluk bunlar hepsi soyut kavramlardır. Değil mi? Demek ki 6. kısım var. 5'e bakalım. Yazın kabuğunu değiştirip kabuğundan çıktığı için de uzun ömrün ve sabrın simgesi uzun ömür ve sabır da soyut kavramlar olduğu için demek ki 6. ve 7. cümlede soyut kavramlarla ilişkilendirilmiş. Mesela örneğin şurada güneşe, aya benzetilmiş. Bunlar somut. Burada kara benzetilmiş, kışa benzetilmiş. Dört mevsime somut. O yüzden bunlar da yok. Yani cevabımız Edirne olacak. 25, 26 ve 27. soruları da bu parçaya göre çözeceğiz. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi siber saldırıların özelliklerinden birisi değildir saldıranın kimliğini gizleyebilmesi, dünyanın her yerinden yapılabilmesi, toplumsal yaşamı derinden etkileyebilmesi, küçük bütçelerle gerçekleştirilebilmesi, sonuçlarının kısa bir sürede görülebilmesi. Hemen bakalım. Günümüzde bir ülkedeki bilgisayar sistemlerinin binlerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç de zor değil. Bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya yeterli donanıma ve internet bağlantısına ihtiyaç var. Siber saldırıya geçenler ülkelerinden ne kadar uzakta olursa olsun başka ülkelerden bilgisayarları esir alabiliyor ve bu saldırıları bu bilgisayarlar üzerinden yine başka ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinde gerçekleştiriyor. Buradan ulaşabileceğimiz şık vardır. Dünyanın her yerinden yapılabilmesi çok uzak ülkelerden başka ülkelere siber saldırılar yapılabiliyor. Buna ulaşabiliyoruz. Devam edelim. Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat edilmesi daha da zorlaşıyor. Hatta bazen imkansız hale geliyor. İyi planlanmış bir siber saldırının yapacağı yıkımın en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı da ne yazık ki bir gerçek. Buradan da ulaşacağımız şıklar var. Saldıranın kimliğini gizleyebilmektedir toplumsal yaşamı da derinden etkileyebilmektedir. En az küçük bir savaş kadar çapta, küçük çapta bir savaş kadar etkileyebilmektedir. Siber saldırı saldıran taraf açısından son derece düşük, saldırıya maruz kalan taraf açısından ise son derece büyük bir maliyet ortaya çıkarıyor. Buradan da D seçeneğine ulaşabiliriz çok rahat bir ifadeyle. Küçük bütçelerle yapılıyor. Yapanlar küçük etkilenenler ise büyük bedeller ödemekte. Böyle bir teknolojik savaşta büyük kayıplar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir an önce güncellenerek savunma amaçlı olmayan siber saldırıların bütün ülkeler tarafından yasaklanması gerekiyor. Ayrıca ülkelerin korunma amaçlı siber oldular kurması, bilgisayar sistemlerini ve koruma programlarını daha güvenli hale getirmesi bekleniyor. Dikkat ederseniz E seçeneğine ulaşamadık. Sonuçların kısa bir sürede görülebilmesi, siber saldırıların kısa sürede mi, uzun sürede mi sonuçlandığına dair herhangi bir bilgi yoktur. O yüzden 25. sorunun cevabı E'dir. Hemen bu soru parçanın diğer ikinci sorusuna geçelim. Soru 26. Bu parçaya göre siber saldırılardan korunmak için yukarıdaki önlemlerden hangilerine başvurulabilir? Tabi bunları da biz yine parçaya göre çözeceğiz ve çözüm yolları buradan söylenmişti. Bakalım böyle teknolojik savaşta büyük kayıplar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir an önce güncellenmesi gerekiyor. Yasal düzenleme vardır değil mi? Yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Uluslararası hukukun düzenlenmesi gerekiyor. Savaş hukukunun düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca ülkelerin korunma amaçlı siber oldular kurulması bilgisayar sistemlerini ve programlarını daha genel hale getirmesi bekleniyor. Yerel bilgisayar sistemi kullanma değil. Böyle bir şey yok ki yerel demiyor. Ulusal. Büyük bütçe ayırıp ayırmadığını söylemiyor. Ve savunma grupları oluşturma da vardır. Burada ne diyor? Siber oldular kurma. Korunma amaçlı. Yani savunma amaçlı. Diyeceksiniz ki hocam nereden çıkardınız savunma? Korunma ne demek? Korunma amaçlı savunma demek işte. Yani 3 ile 4'e ulaşabiliriz. 27. Bu parçadaki numara cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmamıştır? Bunların hepsine bakalım. Demek ki hemen hemen hepsinde bir karşılaştırma söz konusu. Günümüzde bir ülkedeki biri zaten vermemiş geçiyorum. Siber saldırıya geçenler ülkelerinden ne kadar uzakta olursa olsun başka ülkelerden bilgisayarları esir alabiliyor ve saldırıları bu bilgisayarlar üzerinden yine başka ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinde gerçekleştiriyor. Cevap Adana. Gördüğünüz üzere herhangi bir karşılaştırma söz konusu değil. 3'e bakalım. Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat edilmesi daha da zorlaşıyor. Hatta bazen imkansız hale gelebiliyor. Bakın burada bir karşılaştırma söz konusu. Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat edilmesi daha da zorlaşıyor. Daha da burada bir kıyaslama var. Hatta bazen imkansız. Bu iki durum birbiriyle kıyaslanmıştır. Bazen ispat edilememesi ve hatta diğerine nazaran bazenleri de imkansız hale gelmekte. Burada bir kıyaslama, karşılaştırma söz konusudur. İyi planlanmış bir siber saldırının yapacağı yıkımın en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı da ne yazık ki gerçek. Burada iyi bir siber saldırıyla bir savaşı karşılaştırmış. Bu da bir karşılaştırma var. Siber saldırı saldıran taraf açısından son derece düşük. Saldırıya maruz kalan taraf açısından ise son derece yüksek bir maliyete sahiptir. Burada saldıran ile, saldıran ile maruz kalan karşılaştırılmıştır. 5'te de bir karşılaştırma vardır. 7'ye bakalım. Ayrıca ülkelerin korunma amaçlı oldular kurması bilgisayar sistemlerini ve koruma programlarını daha güvenli hale getirmesi gerekiyor. Eskiye oranla daha güvenli hale getirmeleri gerekiyor. Bu saldırılar karşısında demek ki A seçeneğinde herhangi bir karşılaştırma söz konusu. Sıra geldi. Mantık sorulan arkadaşlar 3 tane vardı. Bu sene güzeldi ve zordu ama 3 tane sormuştular. 28, 29, 30. soruları daha doğrusu bu parçaya göre çözeceğiz. Hemen bakalım. Ahmet, Hasan, Zafer isimli 3 kişi A, B, C, D, E, K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. O zaman benim kafamda hemen şöyle bir tablo oluştu. Nasıl diyeceğim? Yüksek, diğeri normaldi, diğeri ise düşüktü değil mi? 3 tane vitamin değeri var. 3 tane de şahıs var. Biri Ahmet, bir diğeri Hasan ve bir diğeri de yanılmıyorsam Zafer olacaktı. Evet. Bunları yazdık. Bunlar bizim vitamin değerlerini ölçtüren arkadaşlarımız. Yüksek, normal ve düşük. Vitamin değerlerimle A, B, C, D, E, K. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 6. 6 tane vitamin değerim var. Şimdi gelelim. Zor bir soruydu. Ahmet'in 4 vitamin değeri yüksek, 2 vitamin değeri normalse demek ki Ahmet'in neyi yok? Düşük 3 bir tane vitamin değeri yok ki. 4'ü yüksek, 2'si normal. Bunu kurlandım. Bu bitti. Bunu attık bu öncülü. A vitamini herkesle aynı derece ölçülmüştür. Herkeste de aynı değerde. Ya yüksektir ya normaldir. Çünkü Ahmet'in düşüğü olmadığı için, dikkat ederseniz Ahmet'te düşük olmadığı için, A vitamini ya herkesten yüksek ya herkesten normal. Bir de Ahmet'in ne diyor? Yüksek olan vitamin değerlerinden biri diğerlerinden normaldir. Ahmet'in yüksek olan vitamin değerlerinden biri diğerlerinden normaldir. İki kişinin EVK vitamin değeri düşüktür. İki kişi o zaman bunu yapmak zorundayım değil mi? E ve K. Niye diyeceksiniz? Çünkü Ahmet'in düşüğü yoktu. O zaman demek ki düşükler kimindir? Hasan'la Zafer'in. Bunu da buldum. Hasan'ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir. Hangisidir bilmiyoruz. B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri Zafer'dir. O zaman B'yi buraya yazdım mı? Doğru. Şimdi gelelim, silelim ve bir daha gidelim. Bu bulmuştuk zaten. Sadece iki tane öncül bulabildim arkadaşlar ben. Şimdiye dek sadece iki öncül. Şunu buldum. Ahmet'in 4 vitamin değeri yüksek. ikisi normal. İki kişinin EVK vitamini düşük. Bir de şunun yarısını bulduk. Bir kısmı kaldı. Halen B'nin yüksek olduğu diğer kişi bilmiyorum. Ya Ahmet'tir ya da Hasan'dır. Şimdi benim kafama şurada bir şey takıldı. Şu üçü arasında. Neymiş göstereyim. A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüş mü? Ölçülmüş. Ya herkeste de yüksektir dedim ya da herkeste normaldir. Ahmet'in yüksek olan vitamin değerlerinden biri diğerlerinden normal midir? Doğru. Normaldir değil mi? Burada yüksek, burada normal, burada normal. Hasan'ın yalnızca bir tane vitamin değeri yüksek mi? Pardon bir tanesi sadece normal mi? Sadece bir tanesi normal değil mi? O zaman şöyle düşünün. Şuradan gideyim. A'nın hepsinden normal olduğunu düşünün. A hepsinde normal değil mi? Bir de ne diyor? Ahmet'in o zaman bunu da bulmuş sayılıyorum değil mi? Bu da gitti. Ahmet'in yüksek olan vitamin değerlerinden biri. Diyelim buraya bir tane yüksek yazdım. Diğerlerinde normal. E, bu kez Hasan'ın iki tane normal oldu. Ama Hasan'ın yalnızca bir tane vitamini normaldir. Dediğine göre, dediğine göre o zaman şuraları bir sileyim önce. Demek ki A ne olacak? A hepsinde yüksek olacak. Yoksa Hasan'ın iki tane normal şey olmuş oluyor. O yüzden A'yı ben buraya aldım mı? Çok güzel. Şimdi ne yaptım? Bunu da buldum tamam mı? Bu da gitti. Bu kaldı. Bunu halen bulmadım. Hasan'ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir. Bir bu var. Şimdi bir de yine kafama bir şey takıldı. Bu iki seçenek. Bakın arkadaşlar. Ahmet'in yüksek olan vitamin değerlerinden biri diğerlerinden normaldir. Tamam mı? İki kişinin EVK vitamin değeri düşüktür. Şimdi şuraya bakın. Zafer'in buralar kesin mi? Buralar kesin. Bura kesin mi? Bura kesin ihtimalli değil. Şimdi Zafer'in buraya gelebilecek olan seçenekleri nedir? C, D. Yani şuraya da ben C, D'den birini getireceğim. Tabi değişebilir. Buraya da C veya D'den birini getireceğim. Ahmet'in yüksek olan vitamin değerlerinden biri C veya D'dir o Hasan ile zaferde normaldir. Bu C ya da D'dir. C ya da D'dir. Hocam niye C, da C ya da D? Çünkü dikkat ederseniz zafere hepsini yerleştirdim ya. Oradan buldum. Bu tablonun şurası hepsi artık muamma. Muammadır. Geri kalanını bilmiyorum. Ben şurayı bir daha sileyim. İnşallah kafanı çok karışmamıştır. Şimdi gidelim arkadaşlar cevaplara neyi bulamadık? Bakın. Hasan'ın şurası tam net değil. Ahmet'in bir kısmı net değil. Sadece A'sı net oldu, değil mi? Çünkü gerisini hiçbiri net değil Hasan şeyde. Ahmet'te. Çünkü öyle bir öncül verilmemiş. Şimdi soruya bakalım. Yukarıda ki vitaminlerden hangileri hasan için normal değerde olabilir? Hasan için hangisi normal değerde olabilir? A kesinlikle olamaz. B burada değil mi? Çünkü ya C'dir. Bakın ha. Şunu da atlamayı unut söylemeyi unutmuşum. Buraya da B'yi getirdim. Niye B'yi getirdim? Şu an size dedim ya Hasan'ın sadece bir tane normali var. Bir tane. Ezafer'in hepsini yerleştirdim. O zaman geriye ne kaldı? Ya C'de ya C'de. Buraya da ya C'de gelecek. O zaman B'de B de Hasan'ın üsttedir. B'yi de normalden kabul edemeyiz. O da yüksektir. Demek ki sadece C kaldı elimizde. Cevabın Ceyhan olduğunu gösteriyor. Aslında çok da aşırı derece zor bir soru değil arkadaşlar. Sizi kesinlikle zorlayabilecek bir soru değil ama muhteşem bir dikkatinizi vermeniz gerekmektedir. C vitamini sadece zaferde normal değerde ölçülmüşse Bakın arkadaşlar. Siliyorum. Çok güzel. Zafere geldik. Ne diyor? Farklı bir renkle yazayım. Diyor ki 29. soru. C vitamini yalnızca sadece zaferde normal değerde ölçüldüyse o zaman Hasan'ın normal değeri nedir? D seçeneğidir. O zaman yüksek olan D'dir. O zaman Hasan'ımızın tek normal değeri neymiş? D'ymiş değil mi? Bakalım seçeneklere. Hangisi kesinlikle doğrudur? Hasan'ın D vitamin değeri normaldir. Cevap direkt çıktı. Hasan'ın normal vitamin değeri D'ymiş. Buna ulaşabildik. 30'a bakalım. Şurayı silelim tabii. Bu diğer soru içindi. Tamam. Eski öncüleri bir daha yerine yazalım. Burası CD olacak. Burası da CD olacak. Burası da C değil mi? Ne diyor? Hasan ve Zafer'in sadece iki vitamin değeri düşükse aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sadece iki vitamin değeri düşükse E ve K zaten bunu yazmıştık. E ve K iki vitamin değeri düşükse hangisi yanlıştır? Hasan'ın C vitamin değeri normalse D vitamin değeri yüksektir. Doğru. C yüksekse C normalse D yüksektir değil mi? Doğru. Zafer'in D vitamin değeri yüksekse Zafer'in D'si buradaysa Ahmet'in C vitamin değeri yüksektir. Doğru. Nasıl oluyor? Bir daha bakalım. Biraz ağır ağır gidiyorum. Anlayabilmek için. Anlayabilmeniz için. Bakın diyor ki zaferin D vitamini yüksekse. Farz edin D burada. D'yi sildim. O zaman C burada kalmadı mı? Hasan'ın C'si normal. Hasan'ın C'si normalse Ahmet'in de C'si normaldir. Ahmet'in C'si yüksektir. Normal demiyorum. Pardon yüksektir. Doğru. Bunu da bulduk. Ahmet'in de vitamin değeri normalse, Ahmet'in D'si normalse o zaman ne oldu? C burada kaldı ya. D normaldi. O zaman bu artık D burada olamaz. Hasan'ın C'si normaldir. C burada. Zafer'in de neyi normaldir? C vitamin değeri normaldir. Buna da ulaşabildim. Zafer'in C vitamin değeri yüksekse o zaman Hasan ve Zafer'in tüm vitamin değerleri aynıdır. Bakalım silelim. Burayı silelim, burayı da silelim. Burayı da sildik. Diğer karışıklıklar gitsin arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir daha yerine bırakıyorum. D'yi buraya yazmıştı. Yazmış mıydım? Evet. Ne diyor? Zaferin C vitamin değeri yüksekse. Zaferin C'si yüksekse. O zaman burada ne kaldı? D kaldı. E burada da D kaldı. O zaman burada C kaldı değil mi? Demek ki D burada yüksek. Diğer ikisinde normaldi. Çünkü Ahmet'ten biri yüksekse diğerlerinden normal. Ne diyoruz? Zaferin C vitamin değeri yüksekse o zaman sadece D burada kaldı. Hasan ve Zafer'in tüm vitamin değerleri aynı. Doğru. A, C, B yüksek. D normal. Şunlar düşük. Ahmet'in C vitamin değeri normalse. Ahmet'in C vitamin değeri normalse. Hasan'ın D vitamin değeri yüksek olamaz. Normal olmak zorundadır. Demek ki D seçeneği yanlıştır. Umarım çok açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir soruydu. Yorucu bir soruydu. Umarım inşallah anlaşılmıştır. Bu dersi de burada sonlandırdık. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.